Herkese selam. Bugünkü müzik yorumcusu videosunda sizlere Berkay'ın İz adlı albümünden bahsetmek istiyorum. Berkay ya da tam adıyla Berkay Şahin. Her ne kadar 2019 yılında bol bol magazin basınında Arda ile birlikte yaşadığı o şanssız olaydan dolayı gündeme gelse de Berkay 2019 yılında çok ama çok iyi bir albüm yaptı. Ben de geçtim dedim bu albümü. Yani bilmiyorum, tabii ki çok albüm geliyor, çok albüm dinliyoruz. Artık bir takım şeyleri her ne kadar hızlı tüketim yapsak da albümleri dinlemek biraz zaman alıyor. Bu albümü dinlediğim günün ertesi gün Mersem Berkay Şahin'in Arda Turan'la olan mahkemesinin sonuçlandığı günmüş. Çok enteresan bir şekilde Berkay, hepiniz biliyorsunuz yani şimdi işimiz müzik, magazine dalmayalım ama işte bir yere gidiyor ve Arda Turan'la bir olay yaşıyor. Çok hoş bir olay değil. Arda Turan'ın bana sorarsanız hafif de bir şımarıklığı sonucunda Berkay Şahin'in yaşadığı bir sürü talihsiz olaylar ve onun sonucunda mahkemeye olan yansımalarını konuştuk 2019 yılında. Ve ben de bu albümü dinleyip analizini yaptığım günün ertesinde Mersem mahkeme yapılmış. Ve Berkay şöyle bir tweet attı ki ben bu tweetten sonra olayı tam olarak anladım. Ben çok güvendiğim Türk adalet sistemine son kez sığınacağım dedi Berkay. Aksi takdirde silahla hastane basanlar, ruhsatsız silah taşıyanlar, kahpece arkadan saldırıp burun kıranlar ve hastanede bağıra çağıra ben A.T bana bu ülkede bir şey olmaz diyenler bitmeyecektir, çoğalacaktır demiş Berkay. Şimdi albümün yorumuna geçmeden önce Berkay'ın bu davasında ben %100 hatta %1 milyon, %1 katrilyon Berkay'ın yanında olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü çok güzel söylemiş. Bakın ne diyor? Bir, ruhsatsız silah taşımak. Yani bu dünyanın en saçma bir şeyi. Normalde bakın ben kanun yapıcı olsam ruhsatsız silah taşıyan adamı alırım böyle tık diye hani çizgi filmlerinde de olur ya, tak içeri atarım. Kafadan bir sene oradan içeri tıkarım onu. Kim olursa olsun. Sonrasında hadi ruhsatsız silah dedik. İnsanlara saldıranlar, insanlara fiziki zarar verme. Bu da çok ciddi bir suçtur. Sonrasında hastanede bağırıp çağırmak, hastane gibi önemli bir ortam. Yani bugün bir sağlık ortamları, iki eğitim ortamları, üç din ibadethanelerinin olduğu yerler en kutsal ve en önemli ve en saygılı olmamız gereken yerlerdir. Böyle bir yerde sen bağırıp çağıracaksın. Sonra gideceksin adamın eşine, affedersiniz, yavşayacaksın. Sonrasında gideceksin adama tekme atacaksın, dalacaksın filan falan. Sonrasında da mahkeme bana bir şey yapmazlar lan havasına dolaşacaksın. Nitekim de öyle olacak. Mahkeme sana 2-2,5 yıllık bir tırışkadan bir ceza verecek. Hadi tamam, bu cezayı da verdi tırışkadan. İşin komik tarafı bu ki buna da çok karşıyım. Hadi hafif cezalarda olabilir bu erteleme olayı ama niye bir ceza ertelenir? Yani hakaret olur, küçük bir tartışma olur, benzeri gibi olaylarda aldığınız cezayı 5 sene erteleyebilirsiniz. Ama bizim kanunlarımız çok garip. Yani adam bir sürü şey yaptı, 2,5 yıl kadar bir ceza aldı, 1,1 yıl 3 aya düştü bu ceza. Sonrasında da işte 5 yıl boyunca bir daha tekrarlamamak şartıyla adama hiçbir ceza vermediler. Yani bu kocaman bir soru işareti, bunu söyleyeyim size. Dolayısıyla Berkay'ın albümünü yorumlamadan önce bu konuda %100 Berkay'ın yanında olduğumu söylemek istiyorum. Diyor ki sonu ölüm olsa vazgeçmem diyor. Bravo Berkay. Sonu ölüm olsa bile vazgeçmeyeceksin. İstediğim sadece bir özürdü dedi. Tabii ki şimdi Arda özür dilemedi. Bu kadar mı zor özür dilemek? Arda'ya da buradan sormak istiyorum. Nedir yani, yaptığın şeyin de bir özrü vardır herhalde. Halbuki Berkay bir özür dileseydi Arda belki de bu olaylar bugüne kadar gelmeyeceklerdi. Uzun lafın kısası, biz izi konuşacağız ama Berkay'ın Arda Turan davasında yaşadığı olayda Arda Turan'ı ki çok severdim, çok takdir ederdim. Avrupa'ya ihraç ettiğimiz bir futbolcuydu ama maalesef işte bizim Türk futbolcumuz bunu yapamıyor. Hemen biraz şöhret oldular mı? Bunu sanatçılarımızda da var aynı şey. Yani bizim insanımız diyeyim size özetle. Biraz şöhret oldu mu hemen bir yerleri havalanıyor. Hemen böyle bir yürüyüşü değişiyor. Filan böyle triplere giriyorlar. Sonra gece hayatı, sokak hayatı, eş, karı, kız bilmem ne derken kariyerlerini mahvediyorlar. Arda Turan gitti İspanya'ya. Daha da yükselebilecekken geri postaladılar onu. Sonra ne oldu? Başakşehir takımına gitti. Ne yaptı?
kavga patırdı bilmem ne derken neyse ki arkasında bir büyük abimiz vardı. O abimizi ben de çok seviyorum ama hep zaten o abimiz bu güvendiği insanlardan dolayı da o kazıkları yiyor. Bunu da parantez içinde söylemek istiyorum. Abimize de buradan bir tavsiye olacak. Lütfen sayın abim, sayın büyüğüm, kimsenin yanınızda fotoğraf bile çekmesine izin vermeyin. Bunlar sizi kullanıyorlar. Bunlar sizin büyük isminize, büyük varlığınıza leke bırakıyorlar. Kim kimden bahsettiğimi anladı. Ve gelelim Berkay'ın albümüne. Efendim Berkay'ın albümü İz. Çok 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 iyi bir albüm. Geçtim dedim. Çünkü bu zamanı belki de şeydi. Yani 3-5 ay sonra dinlemek belki de benim eksiğim ama Ayrılmam adlı şarkıyla çıkışını yaptı. Aşkın Nur Yengi'nin ilk olarak seslendirdiği bir şarkıydı. Bir Yunan bestesi. Paryos'un sözleri, Vardis'in yazmış olduğu bir beste ve Türkçe sözleri de Sezen Aksu yazmıştı. Yokluğunla sen ne varsa sen bu Berkay'ın İz albümünde bu şarkıyı dinledik. Güzel gitti. Bütün radyolarda çaldığı video klibi, bütün televizyonlarda yayınlandı. Ve bir şekilde Berkay'ın bu çalışmasını öğrenmiş olduk. Tabii ki biz Berkay'ı ilk olarak 2010 yılında Ele İnat adlı albümle tanıdık. Ele İnat, Ele İnat. Sonunu bile bile sana deli oldum ha. İçime sine sine kollarına geldim bak. Kıskanan olur sen onları bırak. Ele inat. Sonunu bile bile sana deli oldum ha. İçime sine sine kollarına geldim bak. Ömrümün geri kalan adı şarkı müthiş bir şarkıydı. Kabul edemem böyle bir yalanı. Aşkımı gelip bir de Taburcu adlı şarkısı vardı. Çok iyi sağlam bir giriş yapmıştı. Severek ayrıldık ona yanıyorum. Unutmam o kokunu burcu burcu. Ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam ki Taburcu. Severek ayrıldık ona yanıyorum. Unutmam o kokunu burcu burcu. Ben yatak döşek hasta yatıyorum. Sen sonrasında 2013, 2014, 2016 yıllarında seri biçimde üretti. Berkay yavaş yavaş çıktı zirveye. Yani öyle güm diye çıkmadı. Mesela Aşk Melektir adlı albüm 2014 yılında. Arabesk adlı albüm. Yani Arabesk değil, Arabesk. Trabzon'un T'si var. Sonrasında Yansıma 2017. Ama tabii arada bir Arabesk albümü daha var ki. Orada Berkay müthiş bir cover albüm yaptı. Benim Hikayem adlı albümde arabesk dünyasının en önemli şarkılarını yorumladı. Ve sonrasında da 2019 yılında İz adlı albümü yayınladı. Ve İz adlı albümde tıpkı 2015'te yaptığı gibi cover bir albüm hazırladı. Ama bu kez daha farklı bir şey yaptı. Sevilen Türk pop müziğinin klasiklerini seslendirdi. Ama diyorum bakın burada duruyorum. Bu şarkıları çok farklı düzenlemelerle seslendirdi Berkay. Ve Berkay albümünü açtığımızda kitapçığında diyor ki İz yani bu albümün adı aslında benim bugüne kadar hissettiğim ve yaşadığım birçok duyguyu içinde barındıran bir albüm.
İzde söylemek istediğim birçok şarkıyı söyleyebildiğim gibi söylemek istediğim birçok şarkıyı da maalesef söyleyemedim diyor. İzinleri alamadığımız için. Tabii bu da bir saçmalık. Yani buradan bu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi diyelim ki siz bir rahmetli olmuş bir sanatçının şarkısını seslendirmek istiyorsunuz. Hemen o sıra orada avantajcılar giriyor devreye. İki türlü avantajı var. Bir, o sanatçının mirasçıları. Müzikle alakası yok abimin ya da ablamın ama işte dedesi ya da babası büyük bir besteci. Hemen oradan nasıl avanta koparırım diye derdine düşüyor ve diyor ki diyelim ki Berkay seslendirmek istiyor vefat etmiş bir büyüğümüzün şarkısını. Geliyor oğlu ya da torunu diyor ki bu şarkı için 10 bin dolar isterim. Ya devenin nalı kardeşim, senin baban kazanmamış bu parayı ya. Ya insan utanır ya. Düşünsenize, babanız dediğiniz bir şey yapmış, klasik olmuş, büyük bir eser olmuş ve adamcağız bundan çok maddi olarak faydalanamadı. Sen onun mirasçısı olarak ondan daha fazla faydalanmayı düşünmemen lazım ya. Yani bunu ben şahsen düşünmem. Ama tabii avantajlı bir toplum olduğumuz için bunu düşünürler. İkinci grupta edisyon firmaları. Edisyon firmaları da çok uyanık oldular. Gidip böyle yaşlılardan oradan buradan imzalar alıyorlar ve diyorlar ki biz senin şarkılarını satacağız ablacığım, abicim, hiç meraklanma. Sana deli gibi, sana gibi para kazandıracağız diyorlar. Onlar amca işte eskilerde zaten eski sanatçıların da çok da fazla bir parası yok. Dolayısıyla onlar da 10 bin dolar, 5 bin dolar, 20 bin dolar gibi paralarla bu şarkıları yeniden seslendirmek isteyen kişilere, sanatçılara veriyorlar, satmaya çalışıyorlar. Tabii ki Berkay sanırım birazcık da buna temas etmiş bu albümde de. Çok iyi yaptı. Çünkü diyor ki söyleyemediğim şarkılar da var. Neden? Çünkü izinlerini alamadığım için. Peki Berkay İz albümünde hangi şarkıları seslendirdi? Şunu söylemek istiyorum. 11 tane şarkısı var seslendirdiği Berkay'ın. Şarkısı var dediğime bakmayın. 11 tane cover seslendirdi. Bir tanesini biliyoruz. Albümün ilk klip şarkısı. Ayrılmam adı şarkı. Müthiş bir şarkıydı. Çok güzel bir Sezen Aksu klasiği. Aşkın Nur Yengi'den dinledik. Sonrasında pek çok kişi seslendirdi bu şarkıyı. Fakat Berkay burada bu şarkıya çok farklı bir düzenleme yaptı. Albümün ikinci şarkısı Bu Gece. Sezen Aksu'nun Sen Ağlama adlı albümünde yer alan, birazcık da köşeli bucakta kalan bir şarkı. Fakat Berkay iyi buldu bunu. Cımbızla tık diye çıkarttı ve şarkıyı seslendirdi. Aşka belki bir daha hiç tutulmazlar. İnanmasan bile gel inandım. Ne var ne yoksa hiç vermediğin kadar. Al beni götür kanatlarında bu gece. Uçurup diyar diyar sev beni. Sevilmediğim kadar unuttur yalnız yaşadığım her gece. Öyle gel. Deli Et Beni bir Harun Kolçak bestesi. Yıllar öncesinde 90'lı yıllarda Emel seslendirmişti. Albümde yer alan 3 numaralı şarkı. Ve albümde yer alan 4. şarkı. Bu da çok sürpriz bir şarkı. Kenan Doğulu'nun 90'lı yıllarda seslendirdiği Yazmışsa Bozmak Olmaz. Onun ilk albümü. Hatırlıyor musunuz? Kenan Doğulu ilk şöhret olduğunda Roma'yı yakıyordu. Böyle itfaiyeler falan gidip geliyordu. İşte o dönemine ait olan ilk albümünün açılış şarkısıydı. Yazmışsa Bozmak Olmaz. Üzülme boş yere, dönüş yok çaresiz. Düşündüm kaç kere, cehennem sensizlik. Yenilme kendine, kaderin bensizlik. Yazmışsa bozmak olmaz. Yani Berkay çok manyak iyi bir repertuar hazırladı bu albümde. Albümün 5 numaralı şarkısı Kadınım, Levent Yüksel'in şarkısı. Burada da müthiş bir düzenlemeyle karşımıza çıkıyor. Sonrasında Ercan Saatçi'nin yapmış olduğu bir şarkı, Sayenizde adlı şarkıyı seslendirmiş. Of Allah'ım of, nedendir hep zorla sana gelişim. Of Allah'ım of, ofları dikenledi sayenizde. Of Allah'ım of, nedendir hep zorla sana gelişim. Of Allah'ım of, sevgiyi tükettim sayenizde. Bu Kız Beni Görmeli bence bu albümün en sürpriz şarkısı. Bin sene düşünsem bu şarkının tekrar coverlanacağı aklıma gelmezdi. Mustafa Sandal'ın ilk çıkış şarkısı Suç Bende adlı albümde yer alıyordu. Bu Kız Beni Görmeli adlı şarkıyı da coverladı Berkay. Güzelim baksana,
adımı sorsana. Allah'ın aşkına şu ateşi yaksana. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, yalnız beni sevmeli artık. Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli, muradına ermeli artık. Ve yine albümün sürpriz şarkılarından bir tanesi. Bu ara bakın albümün kapakçığı da elimde. Avrupa Müzik yapmış. Çok da güzel bir kitapçık. Her zaman bunu gösteriyorum ben. Bu kitapçıkların içinde bakın klasik olması gerektiği gibi her fotoğrafta ayrı bir Berkay, her sayfada pardon ayrı bir Berkay fotoğrafı var. Ve her sayfa bir şarkıya ayrılmış. Şarkının sözleri ve tabii ki şarkının künyesi yer alıyor. Tıpkı 90'larda ve 80'lerin sonlarında dünyada da olduğu gibi bir konsept albüm ve içinden güzel bir kitapçık çıkıyor. Ve evet o kitapçığı açıyorum ben şimdi. Ne diyorum? Bakın tam ortasında da kitapçığın Berkay'ın böyle artistik bir pozu var. Bu ara Berkay da bayağı artist oldu. Yani ilk çıktığında biraz daha böyle nasıl anlatayım daha böyle naif bir çocuktu. Sonrasında böyle vücut yaptı, sakallar bilmem neler filan bayağı bir değiştirdi kendisini. Yani hoş. Birazcık da böyle yapı olarak bu çocuk spor mu yaptı? Body mi yaptı bilmiyorum. Bakın bu fotoğrafta görebilirsiniz belki. Hani kodum mu oturturum tarzı bir fiziğe büründü. Herhalde sağlam spor yapıyor. Her neyse biz vurur diyoruz. Ümit Sayın ve Ozan Çolakoğlu'nun bir şarkısı. Tabii ki bu şarkıyı biz aslında yıllar öncesinde Deniz Arcak'tan dinlemiştik. Bu da oldukça sağlam bir 90'lar popu olarak karşımıza çıktı. Vurur gözlerime acımasız zamanlar, nefretle vurur gölgeleri sınırsız her yere, beni bekler vurur gözlerime. Sigarası Yaldızlı, Yaz Gazeteci Yaz'da bu albümün Ala Turca tabanlı şarkıları ve albümün kapanış şarkısı yine 90'larda hatta 90'ların birazcık da sonları 2000'lerin başında diyebiliriz. Bilmem hatırlar mısınız? Gülhan diye bir şarkıcı vardı. Çok cici bir kızdı. Sony müzik etiketiyle mi çıkartmıştı? Ne yapmıştı? Dokun Bana adında bir şarkı ve albüm yapmıştı. Sonra kız iki albüm yaptı. Bir şeyler yaptı. Arazi oldu. Gitti. Kayboldu. Nice yetenekler gitti bu ülkede. O da ayrı bir konu ama işte o Gülhan'ın bu Dokun Bana adlı şarkısını coverlamış Berkay. Yine yoksun yanımda. Bedenim çığlıklarda. Son bir kez dokun bana. Elim sokaklarda, yardım et kabuslarda. Son bir kez dokun bana. Peki buraya kadar diyeceksiniz ki kardeşim coverladı da ne oldu? Şunu söylemek istiyorum. Bu albümün en büyük özelliği düzenlemeleri. Çok iyi düzenlemeler yapmış Berkay. Yani tabii ki Berkay yaptırmış diyelim ya da ekibiyle birlikte yapmış. Çünkü şarkıların tamamı caz formatında yapıldı. Ama caz diyeceğime bakmayın sakın sizi korkutmasın. O hani uçuk kaçık, soğuk, bazılarına sıcak gelmeyen caz ritimleri, melodileri değil. Sıcacık bir pop caz soundu var. Tarzı var albümde. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Aranjörler Bora Uzer ve Çağrı Tel Kıvıran. Maşallah söyledi de enteresan ha. Kıvıran'ı gördüm de Tel Kıvıran'ı görmedim. Çağrı kardeş kusura bakma ama yetenekli adamsın. Gerçekten de Bora ve Çağrı'nın yapmış olduğu cazi diyeceğimiz düzenlemeler. Pop bir altyapı, akustik bir davul seti fakat tonlanmış farklı bir davul setiyle yapılmış. Bu albüm cover albümler içerisinde sound'u en farklı olan ve standart cover pop albümlerinin çok 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 dışında olan farklı bir sound denemesine sahip bir albüm. Çok modern bir albüm, tamamen yüzü batıya dönük bir albüm ve Berkay da birazcık da namili ve biraz da gırtlağını kullanarak şarkıları yer yerde doğu ya da birazcık da namili bir formatta seslendirmiş. Ama ortaya mükemmel bir iş çıktı. Gönül isterdi ki bakın bu albümü dinleyin diyorum size ilk önce. Yani gönül ne istediğini söylemeden önce. İz adlı albüm bana sorarsanız Berkay'ın 2010 yılında başlayan, ele inatla başlayan kariyerinde
müzikalitesi en yüksek olan albüm oldu bu. Ha, ticari özelliği tartışılabilir. Yani belki böyle arabesk şarkılar yok ama tabii ki bu şarkıların neredeyse tamamı ticari şarkılar. Fakat böyle bir sound'u yakaladığı için Berkay'ı tebrik ediyoruz. Ha, onu diyordum. Gönül isterdi ki biz Berkay'ın şarkılarını dinleyelim. Bu albümdeki diğer şarkılarına klip çeksin, onları konuşalım filan ama maalesef biz Berkay'ın Arda Turan'la yaşadığı haberleri okuyoruz. Tabii ki o da bu konuda haklı olarak çok büyük bir hırs yaptı. Arda Turan ise cool takılıyor. Bana ne lan bir şey olmaz modunda dolaşıyor. Ve ne üzücü ki bir solist, bir sanatçı bir yandan muhteşem bir albüm yapıyor. Fakat biz albümünü konuşmak yerine maalesef magazin basınında bir küpürlüğü de gördüğünüz gibi biz Berkay'ın yaşadığı talihsiz olayı konuşuyoruz. Bu da işte ülkemizin görgüsüzlüğün, üçkağıtçılığın, sahtekarlığın, şımarıklığın, siyasi abilerimizi kullanan şımarıkların hem o siyasi abilerimiz ve büyüklerimize nasıl zarar verdiğini, hem ülkemize nasıl zarar verdiğini, hem sanata, hem müziğe, hem de insanlığa nasıl zarar verip nasıl kötü örnek olabildiğine dair bir örnektir bu. Arda kardeş, bu laflarım sana. Berkay kardeş, helal olsun. Canavar gibi albüm yaptın. Mahkemende de %1 milyon, %1 katrilyon arkandayız. Ne geliyorsa elinden yap. Her suçlu, ben de olsam, siz de olsanız her suçlu suçunun faturasını kesmelidir arkadaş. Berkay is, bu albümü öneriyorum. Arda'yı da buradan protesto ediyorum.